Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz. Salgının birinci yılı. Yani virüsün tam 365. günü geçti. İlk hastaya rastlamadan alırsanız, birinci hasta 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez salgın nedeniyle hastalığa yakalanan biri teşhis edildi. O zamana kadar Türkiye'de bu hastalığın var olmadığı şeklinde bir iddia vardı ama ilk vefat, yani ilk canını kaybeden yurttaşımız 18 Mart 2020 tarihinde oldu. Ve ardından en yüksek vefat sayısına 259'da ulaşıldı. 259 vatandaşımızda 23 Aralık 2020'de, yani bu yıl başından önce ulaşıldı. Rakamlara bakıyorsunuz. En yüksek test ve hasta oranı, sonuçta test sonucu çıkan hasta oranı 27 Mart 2020'de %27.47 ile gerçekleşti. Yine en yüksek vaka sayısını merak edenler için 24 Kasım 2020'de 33.198. Arkadaşlar bu tablo var, onları getirir misiniz? Ve yine en yüksek ağır hasta 15 Aralık 2020'de 5.988'di. Yine en yüksek aktif hasta 15 Aralık'ta tam 220.375 kişi oldu. Bu rakamlar, sayılar da önümüzde tabii. Yani bu tablo Türkiye'nin üzüldüğü bir tabloydu. Bunları konuşacağız. Birazdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ilk birinci yıl nedeniyle bir açıklaması olacak. Çok kısa oraya da döneceğiz ama öncelikle konuğumla konuşacağız bunu. Konuğum aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilim ve kültür platformunun da başında kendisi Profesör Doktor İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Açıkar. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Ertürk. Salgınla ilgili bir rapor hazırladı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Önemli. Bugün tam bir yıl oldu. Daha doğrusu dün bir yıl oldu hastalığın ilk teşhisinden bu yana. Ama ilk hastaya rastlama 11 Mart tarihinde hatırlarsanız Sağlık Bakanı açıklamıştı. Bugün ilk kez dedi biz pandemi salgınından kaynaklanan korona hastası bir kişiyi tespit ettik dedi. Fakat inanılmaz hızla bir anda Türkiye'nin her yerinden rakamlar gelmeye başladı. Anladık ki o tarihe kadar bize söylenenlerin hepsi doğru değil. Kasım ayından itibaren Türkiye evet. Bu salgını yaşamaya başlamış. Ve Kasım ayından itibaren, yani 2019'un Kasım ayından itibaren hastalık gelmiş Türkiye'ye. Ama sakladılar çünkü umreye götürecekleri insanlar vardı. Umre ziyaretleri engellenmesin, işte siyasi hedeflerimiz bozulmasın, insanları umreye gönderdiler. Ve o insanlar umreden döndüklerinde Türkiye'yi kasıp kavurdu. Ne yazık ki o bizim yaşlı güzel insanlarımız, o inançlı insanlarımız bilmeden istemeden salgını Türkiye'ye taşıdı. Anadolu'nun her yerinde salgın eşit düzeyde yaşanmaya başladı. Bugün gelinen noktada tablo kötü. 30 bine yakın insan yaşamını kaybetti Sayın Açıkar. Yine 3 milyona yakın insan hasta oldu. Yine 3 milyona yakın insan iyileşti. Rakam arasında 200 bine yakın bir fark var. Yani 200 bin hasta olup iyileşemeyen insan ya da yaşamını kaybeden insan sayısı. Nedir CHP'nin hazırladığı raporda en çarpıcı konu ya da başlık? Tam bir yıl oldu çünkü bugün salgına. Bize öncelikle hazırladığınız rapordan bir iki önemli başlık verir misiniz? Tabii memnuniyetle maalesef üzücü bir süreci geride bıraktık. Bir sene geçti ve Türkiye'nin hükümet performansı itibariyle COVID sürecini sağlıklı ve halkımızın hem halk sağlığını hem de diğer ihtiyaçlarını giderecek şekilde davranmadığını gördüğümüz bir rapor hazırladık bilim platformu olarak. Bu raporumuzu biz partimizin ekonomi bileşenleriyle, ekonomi masasıyla, sağlık uzmanlarımızla, eğitim uzmanlarımızla ve teknoloji uzmanlarımızla danışarak hazırladık sevgili Fatih Bey. Raporumuz COVID-19'un gölgesinde sancılı bir yıl. Saray vatandaşlarımızın hayatını riske, ekonomimizi de daha derin bir buhrana sürükledi. Gerçekten de
çok da iyi gitmeyen ekonomi yönetimi 2019'un sonu itibariyle 2020 yılından başlayarak, Mart ayından başlayarak Covid krizinin dünyada Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesiyle birlikte derin bir şekilde yaşanmaya başlandı. Türkiye bu süreçte maalesef çok acı dersler öğrendi. Çok acı halk olarak, millet olarak çok acı deneyimler yaşadık. Fakat hükümetin, iktidarın, saray hükümetinin bu konuda gerekli dersleri aldığı konusunda bir karne oluşturalım ve bunları görelim istedik. Halkımızda bunun detaylı olarak sunumunu yapalım, alt başlıklarını tartışalım dedik. Çok geniş sayıda istatistikleri kullanarak, hükümetin ve uluslararası istatistikleri kullanarak bir veri çıkardık. Bunların en önemli ayağını tabii ki sağlık verileri oluşturuyor. Biliyorsunuz halk sağlığı açısından sizin de söylediğiniz gibi Kasım ayının, 2020 Kasım ayının sonuna kadar gerçek rakamların ifadesinde çok ciddi bir saydamlık eksikliği yaşandı Türkiye'de. Sağlık boyutuyla ele aldık konuyu. Ekonomi boyutuyla ele aldık. Çünkü ekonomi pandemi kapanma sürecinde ve işsizliğin artması, yoksulluğun artması sürecinde, enflasyonun tırmanması sürecinde Türkiye dünya ortalamalarının çok üstünde seyreden bir kötü performans sergiledi. Özellikle ihtiyaç sahibi esnafın, öğrencilerin, yaşlıların, ailelerin Türkiye gibi bir sosyal devlet mekanizmalarına sahip olmayan, yeterince sahip olmayan bir ülkede ne kadar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını rakamlarla ortaya koyduk. Eğitim alanında çok ciddi bir fiyaskoyla karşılaştık. Bugün de hala maalesef bu konudaki bocalamalar devam ediyor. Eğitim alanında da teknolojik altyapı yetersizliğinden uzaktan eğitimde karşılaşılan sıkıntılara, ekipman sıkıntılarına, okulların ve müfredatın yetiştirilememesi, öğrencilere ulaştırılamaması, interneti olmayan köylerden cep telefonundan derslere giren öğrencilere kadar çok sayıda mahrumiyet yaşayan öğrencileri aynı evin içerisinde bir tableti elden ele dolaştırarak eğitimine devam etmeye çalışan ya da bilgisayarı tableti olmadığı için okuldan düşen ailelerin dramlarına eğildik. Teknolojik altyapı olarak da Türkiye'nin sağlık teknolojisinden aşı başta olmak üzere sağlık personelimizin kullandığı ekipmanın yetersizliğinden internet altyapısına, uzaktan eğitim için gerekli olan dijital altyapıların yetersizliğine kadar ve buna, bütün bunlara ek olarak da tarımda yaşanan sorunlara, ilk krizin ortaya çıktığı aylarda yaşanan bocalamalara, tarımda ihracatın durdurulması nedeniyle çürüyen ve çöpe giden sebze meyveye, belediyelerimize ambargo konulduğu için halkımıza ulaştırılamayan ucuz gıda ve sebze, vitamin kaynaklarına kadar, meyve kaynaklarına kadar pek çok meseleyi ele aldık. Burada belediyelerimizle de ilgili kısa bilgiler var. Küçük karneyi merak ettim ben. Yani karne derken siz bir hocasınız aynı zamanda. Bilmiyorum notunuz kıt mıdır ama hoca olarak yani öğrenci sayın siz siyasetçileri ya da bugün ülkeyi yönetenleri. Karne ile ilgili biraz bize detaylı bilgi verir misin? Ne? Bizim verdiğimiz karne aslında milletimizin verdiği karneden muhtemelen biraz daha bile iyi olabilir. Çünkü hakikaten büyük bir ızdırabı halkımız yaşıyor. En başta sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz yaşıyor. Sağlıktan başlayarak öğrencilere kadar gittiğimiz zaman zaten internete baktığımız, sosyal medyaya baktığımız zaman görüyoruz sevgili Fatih Bey. Trend topik oluyor. Yani ana akım haline geliyor ve en üst sıralara çıkıyor. Çok ciddi bir maalesef başarısızlık söz konusu. En dramatik başarısızlık tabii bir Türkiye'de sosyal devletin eksikliğinin ortaya çıkması ve sosyal devletin öneminin ortaya çıkması noktasında çıkıyor. Bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi sosyal devlet imkanlarını seferber edememe, halkımızın menfaatleri için kullanamama noktasında çok kırık bir karne aldı. 129 milyar liraya yakın bir İşsizlik sigorta fonunda birikmiş para vardı. Bu fon 100 milyar liraya yakın düştü. 100'ün de altına düştü. Fakat 6.7 milyon toplam emekçimize harcanan kaynağın gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımız zaman, dünya ortalamasına baktığımız zaman, dünya ortalaması gayri safi yurt içi hasılanın %7,8'i kadar destek, yardım ve erteleme şeklinde ortaya çıkan bir şey içerirken,
Türkiye'de ekonomi alanında bu maalesef %1.1'de kaldı. Yani dünya ortalamasının yaklaşık 7'de 1'i kadar bir yardım İşsizlik fonuna 30 milyar lira harcandı dediniz, evet. Ama o nereye harcandı? Çünkü bildiğim kadarıyla salgın için ayrılan para 8 milyar lira geçmedi toplanan paralarla beraber. Evet. Peki gerisi nerede? İşte bizim en başından beri genel başkanımızın da yeni yıl, yeni bütçe konuşmasında, yeni yılda bütçe konuşmasında, 2021 yılı bütçe konuşmasında yaptığı üzere 128 milyar dolarlık bir kaynakla çözülebilecek sorunları çözmek yerine vatandaştan 2 milyar liraya yakın bir IBAN tahsilatında bulunmuş ki yoksullukla neredeyse maddi açlıkla karşı karşıya kalan yurttaşlarımızdan 2 milyar liraya yakın bir kaynak talebinde bulunmuş. Fakat aynı zamanda 1.9 milyon yurttaşa da 1.9 milyon yanlış duymadık yurttaşa da idari ceza Covid nedeniyle idari para cezası keserek 8.2 milyar liralık bir ceza tahsilatında bulunmuş bir hükümetin ortaya çıkardığı bir garabetten... Yani bu süreç içinde, evet. 8.2 milyar lira ceza mı keserek? Evet, 8.2 milyar. 1.9 milyon insana, evet. Bu ceza salgından dolayı mı yoksa trafik falan hepsi dahil mi? Covid ihlali nedeniyle İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz ay içerisinde 2021 Ocak itibariyle açıkladığı 1.849.945 kişiye, yani 1.900.000 kişiye ceza kesildiği açıklandı ve bu miktar geçen yıla göre %46 artarak 8.2 milyar liraya çıktı. Bu yani da... hem insanlara yardım etmiyorsun, sen de bir de Covid nedeniyle, evet. Ceza mı kesiyorsunuz? Aynen, aynen sevgili Fatih Bey. Şimdi demin de söyledim, yani dünyada çok nadir bir ülkenin, çok sayıda, çok az ülkenin yaptığı bir şey yaptı. Neredeyse tekiz, IBAN numarası vererek yurttaşlardan para topladı. Bunun tabii önemli sonuçlarını biz küresel endekslerde de gözlemledik. Müsaade ederseniz birkaç endeksi sizinle tabii paylaşayım. Tabii ki. Şimdi küresel refah endeksinde 167 ülke arasında Türkiye 100. yere ancak sıra bulabildi. Yani 167 ülkenin içinde 100. sırada en alttan yığılmış durumda. Makroekonomik istikrarda bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde 73 sıra gerileyerek 167 ülke arasında 127. sıraya düştü Türkiye. Gelişmiş Batı ülkeleri gayri safi milli hasılanın %12,5 kadar bir yardımda bulunurken pandemi nedeniyle vatandaşlarına, bizde bu oran %1.1'de kaldı. Yani biz gelişmiş ülkelerin 12'de 1'i kadar ancak yardım yapabilmişiz. Ki bizde yoksul sayısı gelişmiş ülkelerin çok daha, üzerinde. Çok daha fazla. Halkımız bu bir yıl içerisinde 1500 dolar fakirleşti. Yoksulluk oranı da %9 iken %14.4'e çıktı. İlginç bir şey daha ortaya çıktı sevgili Fatih Bey. Halk %50 daha yoksullaşmış. Yoksullaştı. Demektir bu ya. Çalışan yoksulluğu %14.4'e ulaştı. Çalışan yoksulluğu, yani işsiz yoksulluğu, emekli maaşı alan ya da düzensiz işe girip çıkan yurttaşlarımız değil. Çalışan yoksulluğu %14.4'e ulaştı. Eurostat verilerine göre de 32 milyon yurttaşımız yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Yani 32 milyon. Evet. Çok büyük rakam bu ya. Bu veriler çerçevesinde bozulan gelir dağılımımıza ilişkin, adaletsizliğine ilişkin verileri de sıraladık. Bu noktada da OECD ve G20 sıralamasında sondan ikinci sırada. Alım gücü düşüklüğü açısından da Türkiye maalesef çok kötü bir noktaya evrildi. Geçtiğimiz yıl ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız 39 lirayla geçinmek zorundayken bu sene bu rakam 47.70'e çıktı. Fakat bu bize enflasyondaki oynaklık ve yoksulluğu en fazla etkileyen mutfak enflasyonu açısından baktığımızda dünyada 144. kötü sıradaki ülke sıralamasına gerilemişiz Türkiye. Kaç ülke var dünyada? 192 mi? 192, 180. Her endekse her ülke girmeyebiliyor. Bazı ülkeler, evet. Yetiştiremiyor. 192 ya da olarsa 144. Yani, sıradayız. Enflasyondaki Afrika ülkelerine bile gerisinde, evet, kalmışız. Maalesef bu çok ciddi. Pandemi etkisiyle TÜİK verilerine göre yoksulluk oranının %35'e çıkma tehlikesi var. %35'e. Yani bu şu demek: her 3 yurttaştan biri yoksulluk
potasına girdi. 2020 sonu itibariyle nüfusun %80'ine yakın, %78'i borçlu. Tüketici kredi borcu bir yılda %40 arttı. Bireysel kredi kartları ise %20 oranda arttı. Bu bir yıllık rakam. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Sayın Açıkel, bir virgül koyun. Fahrettin Tabii. Koca gelmiş. Tabii. Bir açıklaması var. Bir oraya bir bakalım arkadaşlar. Önemli açıklama. Bakalım ne diyecek bir yıl sonra Sayın Sağlık. Savaş diye. Vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek. Biz şikayetçi olmazsak komutan duyunca canımız olmaz. Geride kalan zamanda duyumaz baktığımızda saldırı ortak düşmanın virüs olduğu küresel bir savaşa benzetmek mümkündür. Yok abi. Bu zaman zarfında can kayıplarıyla kalmadık. Bu zaman zarfında can kayıplarıyla kalmadık. Tıpkı savaşlardaki gibi yaşama düzenimiz alt üst oldu. İş hayatı evlere taşındı. Pek çok ülkede büyük toplumsal huzursuzluklar, yoksulluk, işsizlik baş gösterdi. Maske takmadan dışarıya adım atılmayan, insanların değil tokalaşmak, birbirine yakın durmaktan bile kaçındığı bir dünyayı biz olsa olsa filmlerde düşünebilirdik. Tam bir yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz. Eskiden hastanelerde gördüğümüz maskeyle kendi kendimizin doktoru olduğumuzu biliyoruz. Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. İlk haftalarda bu yeni virüs hakkında çok az şey biliniyordu. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiz. Beklediğimiz gibi bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı çalışmalarıyla atılan adımlar uygarlığın yüz akı oldu. Aşı konusunu izninizle biraz açmak istiyorum. Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üreticiyle 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Siparişin ilk kısmını Aralık sonunda teslim aldık. Toplam 130 milyon doz aşı için 2 ayrı aşı üreticisiyle anlaştık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üreticisiyle de görüşüyoruz. Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri de sizlere düzenli olarak bildirdim. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Araştırmalar, bilim insanlarımızın seçtiği Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu, aşının beklenen koruyuculuğu gösterdiğini ortaya koydu. Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi ise COVID-19'u hafif geçirmekte, genel olarak hastanede tedaviyi gerektirecek şikayetlere rastlanmamaktadır. Görünen o ki koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek. Daha ileride kim bilir COVID'e belki de üzerinize afiyet sözü eşlik edecek. Korku unutulup gidecek. Değerli vatandaşlarım, salgının tam bir yıl süren saygıya layık sabrınızı daha uzun bir süre zorlamayacağını bilmenizi isterim. Bu özveri ve özlem dolu günleriniz, hastalığa yakalanma, yakınlarınızı kaybetme endişeniz, yerini, hayatınızı yeniden düzenlemenin mutluluğuna bırakacak. Size maskeleri tanımadığımız
Yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlerimize geri dönmeyi tam olarak vaat edemem. Ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Bilimin hedefi de, insanlığın beklentisi de bu. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak, virüsün yayılım hızı düşecek. Kuvvetle umut ediyorum. Dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak. Bunun ihmale gelme şartları var. Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir. Maske ile hastalığın bulaşma yollarını kapatmalıyız. Sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız. Bir yıl boyunca bu sözlerin çok tekrarlandığını söyleyenler çıkabilir. Haklılar. Bu kardeşlerimin duygularını iyi anlıyor. Onlara sayısız insanın hastalığa basit ihmaller sonucu yakalandığını hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere uyabilmek için gerçekten büyük çabalar sarf ettik. Evden adım atar atmaz dikkat kesilmek, küçücük ofislerde, asansörlerde, dolmuşta riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil. Ağır hastaların neler yaşadığını bilmek, turkuaz tablodaki vefat sayılarını gün gün takip etmek ve zamanla bunlara birer sayıymış gibi yabancılaştığını dehşetle fark etmek can yakıcı şeylerdir. 2020'nin 17 Mart'ını hatırladığınızdan eminim. Huzurlarınıza çıkarak ilk vefat haberimizi verdim. Kaybettiğimiz hasta 89 yaşında, kronik rahatsızlıkları olan bir eczacıydı. O tarihten bu yana COVID-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı. Bu bir yılın diğer bazı günlerini de anmak istiyorum. Artık biraz soluklanabildiysek, bunu biraz da hatırlatacağım günlerde atılan adımlara borçluyuz. Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı bir pandemi olarak ilan etmesinden çok önce 22 Ocak'ta kuruldu. Kurul, salgınla ilgili ilk rehberi 24 Ocak'ta hazır hale getirdi. Bu takdire şayan bir olaydır. Türkiye 4 Şubat'ta kendi ürettiği yerli tanı kitinin dağıtımına başladı. Covid-19 testi yapabilecek laboratuvar sayısı 47'den 461'e yükseltildi. Kendi solunum cihazımızı üreterek hem kendi hastanelerimize hem de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdık. 10 Mart'tan itibaren halkımıza maske dağıtıldı, filyasyon ve izolasyon ekiplerimiz sahaya indi. Filyasyon dediğimiz yaygın taramaya hemen başvurmasaydık, Türkiye'nin koronavirüs tablosu daha ağır bir tablo olacaktı. Nitekim filyasyonu uygulamayan, sağlık hizmetlerini ekonomik yük olarak gören, nüfusu yaşlı ülkelerde büyük anneler ve büyük babalardan geriye fotoğrafları kaldı. Kendimize övünme payı çıkarmıyoruz. Ama ister istemez dünyanın kayıpları içinde üzülüyoruz. Değerli sağlık çalışanlarımız, size layık sözleri bulmak isterdim. Ama bu gerçekten zor. Hayatları kurtardınız. Hayatınızı riske attınız. Bu toplum sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet eden meslekler
iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir. Sizlere şükran duyuyoruz. Yorgunluğunuz kısmen azaldı. Ama bugün de güvencemiz yine sizlersiniz. Milletimin huzurunda, milletim adına size bir kez daha minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Değerli yurttaşlarım, şu an azalmış olan kısıtlamalar kaçınılmazdı. Kentlerden köylere insanımız bu kısıtları mecburiyetten öte bir mesuliyet olarak gördü. Yaşlılarımıza, gençlerimize, her birinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İlk vakadan tam bir yıl sonra, bugün 2021'in 11 Mart'ında size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Bütün ruhumuzla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Bunu yapmak için güçlü bir nedenimiz var. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında, daha önce de belirttiğim gibi vaka sayısı örneğin 5 ise 1'e inmiş, buna yaklaşmış olacak. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Bu tablonun sosyal hayatı nasıl değiştireceğini, 83 milyona nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. 81 ilimizin durumunu 4 ayrı renkle gösteren bir risk haritası var. Mavi renk düşük risk düzeyini temsil ediyor. Sarı orta düzeyde risk anlamına geliyor. 42 ilimiz bu iki grupta. 39 ilimiz ise yüksek veya çok yüksek risk grubunda. Risk haritasında turuncu ve kırmızıyla gösterilen iller bütün ülkeye karşı da sorumlular. Başarmak zor değil. Mavi iller buna örnektir. Memleketimin kıymetli insanları, bir yılda gördük ki salgın hastalıklar sağlığımızı tehdit etmekle kalmaz, hürriyetimize göz diker ve onu elimizden alır. Covid-19 hürriyetlerimize kısıt koydu. Bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata biraz daha yaklaşmamız salgını daha çok geriletmemize bağlı. Gevşeklik gösterir, nevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamaz, üzücü günler yaşarız. Bu ihtimal yüksek değil, umursanmayacak kadar düşük de değil. Tablonun ne kadar hızlı değiştiğini önceki aylardan biliyoruz. Yorulmuş olduğunuzu, bu salgın bir bitse dediğinizi biliyorum. Bu duygu ortak olduğu ölçüde güçlü bir duygu. Covid-19 bilimin karşısında hızlı bir yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıra duygularımızı onarmaya geliyor. İnanmalıyız ki umut kadar büyük bir güç yok. Bilmeliyiz ki yolu kısaltan iyimserliktir. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağlık Bakanı Faruk Koca konuştu. Fahrettin Koca konuştu. Aslında Fahrettin Koca'nın yaptığı konuşmadaki öne sürdüğü birçok kriter Türkiye'nin çok fazla gerçekleriyle de çok bağdaşmıyor. Sorular vardı mesela, sorulara girmedi.
Mesela birinci soru şurada da var. Bugün oturduk, bunlara çalıştık yani. BioNTech aşısı. 10 gün içerisinde 800 bin BioNTech aşısı gelecek dedi, gelmedi. 54 milyon Çin aşısına ulaşacağız dedi, aşı gelmedi. Öğretmenler yüz yüze eğitim başlayacak dendiği zaman hepsi aşılanacak dedi, öğretmenler aşılanmadı. Sırası gelen insanlar Şubat ayının 14'ünden bu yana aşı bulamıyorlar. Aile hekimleri aşı getiremiyor. Bu sorun çözüldü mü? Çözülemedi. 1 milyon ücretsiz aşı getirildi Türkiye'ye dağıtılması için ve bunun için bir şirkete, aracı bir firmaya 12 milyon lira para ödendi. 12 milyon dolar para ödendi. Niye ödendi? Onun cevabı yok. Yani hangisini? 14 gün oldu Sayın Vekilim. Sayın Koca açıklama yapmıştı, hatırlıyor musunuz Fahrettin Koca? İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak dedi BioNTech aşısı için. Haber var mı? Maalesef şimdi Sayın Bakan her şeyden önce taziyelerini iletti ama her şeyden önce kamuoyundan özür dilemesi gerekirdi. Çünkü bu süreç saydamlıktan uzak bir şekilde yürütüldü ve samimiyetten uzak bir şekilde yürütüldü. Aşılama ve aşı konusunda, aşı süreci konusu başta olmak üzere kamuoyu doğru bilgilendirilmedi. Günde bizim 1,5-2 milyon aşı yapacak gücümüz var denildi 2 ay önce yaklaşık. Bakın 2 ay oldu, hala 10 milyon aşıyı ancak geçebildik. Günde 1,5-2 milyon aşı demek 2 ayda bir turdan fazla aşılanması demek. Bugün Türkiye nüfusunun ancak 83 milyon nüfusun, buna Türkiye'de yaşayan göçmenleri de dahil edersek daha fazla 10 küsür milyonu aşılanabilecek. 9 milyon 500 bindi en son durduğumuz yer. Pfizer aşısı konusunda mesela büyük vaat verildi, büyük şey verildi. Bu yerine getirilmedi. Bu bize neyi gösteriyor? Aşı süreci kötü yönetildi Türkiye'de. Hastalıkla ilgili bilgilendirme de kötü yönetildi. Ne iyi yönetildi ya? O kadar Sayın Vekilim anlatıyorsunuz da bana deyin ki ya maskeyi iyi yönettiler, aşının gelme sürecini iyi yönettiler, aşıyla ilgili pazarlığı iyi yönettiler. Dünyada bir tek, Türkiye'nin tek bir aşıya bağımlı kalmaması nasıl? İçin diğer tamam. firmalarla görüşmeyi iyi tamam. yürüttüler. Hangi birini yürüttüler? Şimdi bu meselenin en zor kısmı gerçeklerle yüzleşme kısmı ve Sağlık Bakanlığı maalesef hala bir oyalama taktiği içerisinde, bir gölgeleme taktiği içerisinde. Bakın Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu küresel erişim programı COVAX'a üye olmayan dünyadaki 1-2 ülkeden biri. Bu ülke 190'dan fazla ülke üye olmuş. Niye Türkiye biz üye olmamış? Bunun nedenini sormak lazım ama bu topluluğa üye olmanın önemi şu. Dünya Sağlık Örgütü 2 milyar doz aşının dünyaya eşit bir şekilde dağıtılması için gerekli altyapının oluşturmasına büyük hassasiyet sağlıyor. Çünkü bu küresel bir halk sağlığı sorunu aynı zamanda. Fakat Türkiye hem ilaç rezervasyonunda çuvalladığı için Adalet ve Kalkınma Partisi, hem bunun tedariğinde ciddi bir aksama olduğu için vaat edilenin en az 30-40 milyon gerisinde bir aşılamayla ilerliyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen nüfusun ancak 10 milyona yakın bir kesimi aşılanabilmiş o olmasına da bir rağmen kez, değil mi? Evet. Bazıları iki kez iki kez aşılananlar yaklaşık 3 milyon. 3 milyon evet. Evet. Önümüzdeki ay içerisinde aşılanacak. Fakat bu aşılanma seyrekliğine ve istatistiklerdeki düşüklüğe rağmen tutarsız bir zikzaklı bir kapanma açılma politikası izlendi. Demin de söyledim, 1.9 milyon vatandaşa ceza kesildi. Fakat öteki taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katıldığı büyük cenaze törenleri, parti kongreleri vesaire pandeminin yayıldığı illerde katmerli bir şekilde, özellikle Doğu Karadeniz, Sinop'tan başlayarak Rize'ye kadar bütün coğrafyada pandeminin yayılmasına sebep oldu. Bu sürecin en büyük mağduru, en büyük meşakkati sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz başta hekimler olmak üzere çekildi. Ve Türkiye bu noktada da sevgili Fatih Bey, sağlık emekçisi kaybı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Bir şey soracağım. Şimdi Sağlık Bakanı'nı beraber dinledik. Yeni bir şey duydunuz mu? Yeni bir şey duymadım ve bu... Siz çünkü rapor hazırladınız, çok evet, çalıştınız bu konuda. Evet. Yeni bir bilgi var mı verdiği bilgiler arasında? Maalesef
geçmişten ders almamanın ve Covid-19'un sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olarak sayılmamış olmasından bile üzüntü duymamasının belirtilerini gördüm. Bu sağlık çalışanlarımız adına, emekçilerimiz adına hayatını kaybeden 400'ü aşkın sağlık emekçisi adına çok büyük bir üzüntü kaynağı. İyi yönetilen bu süreçte nedir diye söyleyecek olursak, ileri sürebileceğimiz bir tek şey var sevgili Fatih Bey. Propaganda aygıtı, sarayın propaganda aygıtı iyi çalıştı. Ne yapıldı? İskandinavya'dan özel uçakla hasta getirildi ve tedavi edilmek için çalışıldı. Fransa'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, dünyanın gelişmiş ülkelerine, İsrail'e maske ve sağlık ekipmanı veriyoruz diye bunun propagandası yapıldı. Onun arkasından her şey yolunda gidiyor. Hastane sıkıntısı yok, yatak sıkıntısı yok, ekipman sıkıntısı yok diye propaganda yapıldı. Propaganda yalanlarından başka verebileceğimiz bir olumlu not yok. Fakat bu olumlu not maalesef ülkemizin çektiği ızdırabı sebeplerinden de bir tanesi. Hatırlayacaksınız, Atatürk Havalimanı'nın köşesine pistlerin bittiği noktaya gösteriş olsun diye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın kurdala kesme yoluyla bir gecekondu hastaneye iliştirildi ve orada edilen beyan da şuydu: hastalar uçaktan inecek, elinde valizle yürüyerek hastaneye gelip tedavi olup geri gidecekler. Bir şey soracağım. Bir arkadaşımız, çalışan bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız notları bana göndermiş de. Şimdi daha önce 50 milyon kişiyi Haziran'a kadar aşılayacaklarını evet. söylemişti Sayın Sağlık Bakanı. Şimdi sonbahar diyor. Yani bir anda tarih sarktı. İkincisi, 5 Eylül aşının insan deneyine başlayacağını söylemiş ama tarih vermemiş. Bir de bir şey dikkatinizi çekti mi? Genelde Fahrettin Koca gazeteciler böyle esprili, senli benli, sıcak, samimi yaklaşımlarda olan bir bakandı. Ne gazetecilere soru hakkı verdi, ne gazetecilerle konuştu, ne de kendisine soru sorulmasına izin verdi. Verdi. Niye? Çok açık, çünkü hakikatler maalesef acı acı haykırıyor. Hakikatler acı acı haykırıyor Fatih Bey. Çünkü basın mensuplarını almadı toplantıya. Binlerce sağlık çalışanı istifa dilekçesi, izin dilekçesi yazdılar bu sene içerisinde ve bunlar meslekten ayrıldı. 900 küsür sağlık çalışanımız Covid koşullarında olmasına rağmen artan şiddetten ve Covid'in bir meslek hastalığı olarak kabul edilmemesinden ötürü yurt dışına göç için başvuruda bulundu. Sağlık personeli güçlendirilmedi. Yüz binlerce atanmayı bekleyen sağlık emekçisi var. Sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla bu işleri yürütüyorlar. Bu konuda bir takviye yapılmadı. Geçtiğimiz gün bir ambulans şoförünün 3. köprüden geçtiği için yediği trafik cezasına ilişkin, başka bir ilden gelirken yediği trafik cezasına ilişkin bir habere rastladık. Bu konuda bile ambulanslar hükümetin paralı yollarından geçerken cezalarını ödediler, paralarını yatırdılar. Ambulans şoförlerine kadar bu yansıtıldı. Fakat sağlık çalışanları yapayalnız bırakıldı. Sağlık emekçilerimiz yapayalnız bırakıldı. Buna cevap verebileceğini sanmıyorum ben Sağlık Bakanı'nın. Milyonlarca insanımız aşı bekliyor. Milyonlarca insanımız yurt dışına gidip gelip normalleşme sürecinde pasaportlarıyla seyahat edebilmek, işlerini, ailelerini ziyaret edebilmek istiyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin vurdurduğu aşı Çin aşısı, bazı ülkeler tarafından aşı pasaportu kapsamına henüz alınmamış bir aşı. Bu dolayısıyla uluslararası seyahatlerde çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Dünyadaki bütün ülkeler aşı milliyetçiliğine savruldu ve bu eleştiriliyor. Ne demek aşı milliyetçiliği? İhtiyaçları olandan fazla ve ihtiyaçları olandan daha fazla çeşit aşıyı ulus devletler kendi nüfuslarını güvenceye alabilmek için rezerve ettiler ve topladılar. Şimdi Türkiye bu konuda geri kaldı. Türkiye tek aşıda sabit, fakat o konuda bile tedarikleri yeterince sağlayabilmiş değil. Orada da finansmanla ilgili ve süreçlerle ilgili büyük bir saydamlık eksikliği var. 1 milyondan fazla aşının fiyatının ne olduğuyla ilgili, aracı firmaya yapılan ödemelerle ilgili
Genel Başkanımız geçtiğimiz günlerde bir konuyu gündeme getirmişti. Şimdi Sağlık Bakanı'na tekrar döneceğim. Yani şimdi gerçekten Sağlık Bakanı çok iyi başladı yola. Yani insanların güvenini kazandı, yaptığı açıklamalarla hatta böyle hani lider adayları arasında bile siyasetten yükseldi. İnsanlarda bir güven oluştu Sağlık Bakanı ile ilgili. Ama bir insan kendisine olan güveni ve inancı bu kadar kısa sürede, bu kadar hızla nasıl yıkar? Ben ilk defa bir siyasetçide ilk defa bunu gördüm. Bugün Fahrettin Koca'nın adını anan yok. Konuşan yok. Hiçbir ankette adı görünmüyor. Ve bugünkü açıklamasında gördük ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisini kurtarma adına sanki geldi kürsüye. Yani söylediği şeylerin bir anlamı, bir mantığı yok. Yeni bir şey yok. Sağ olsun Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz bize notlarını gönderdi ama onlarda bile yeni bir şey yok. En yenisi bu. 50 milyon insan sonbaharda. Sonbahara kadar günde 64 kişi ölmeye devam ederse, bunu merak ediyorum ya. 45 bine yakın insan ölecek. Peki bunun hiçbir sorumluluğu yok mu insanda? Her gün sizin 70'e yakın vatandaşınız hayatını kaybediyor. Siz hala söz verdiğiniz aşının onda birini getirmiş değilsiniz. Hala bu aşıları insanlara yapmış değilsiniz. Öğretmenlere aşı yapmadınız. Tekrar söylüyorum. Tabii. Yaş gruplarında aşağı inemediniz. Milletvekilleri aşı yapılmış parlamentoda. Onu öğrendim. Yani yaş grubuna bakılmaksızın daha önce sadece sağlıkçılar yapılmıştı. İşte yaşlılar bir kısmen birinci aşısı yapıldı. Parası olan bastırıp iki aşıyı birden yaptırıyor. Onda hiç kuşkunuz olmasın. Avrupa'dan aşı geliyor ve özel hastanelerde parası olan basıp yaptırıyor. Bu da AKP dönemine özgü. Nasıl yaptırıyor isterse gelsinler. Çok yakındaki lüks hastanelerden örnekle, özetle ben anlatabilirim. Çünkü gördüm, tanık oldum. Ve Avrupa aşısı, el altından getirilen aşılar. Böyle bir piyasada oluştu Sayın Vekilim. Türkiye'de her şey kara borsaya girdi ve her şey merdiven altı ekonomi halinde yürüyor. Türkiye'de en güvenmeyeceğimiz şey rakamlar haline geldi Sayın Ertürk. TÜİK'in rakamları ne kadar güvenilir ve ne kadar itibar edilirse Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın açıkladığı rakamlar da Kasım 2020'ye kadar o kadar güvenilirdi. Bu ortaya çıktı ve büyük bir itibar kaybı, büyük bir güvenilirlik kaybı, saydamlık ve samimiyet kaybıyla karşı karşıyayız. Burada bakın altını çizmek istediğim bir nokta daha var. O da şu son bir, rakam olarak. Bir virgül koyun isterseniz. Tabii. Çünkü bir hanımefendi bir konuğumuz var. Onu da bir yayına alalım. Sayın Nesrin Naz, ANAP'ın son genel başkanı, aynı zamanda bir iktisatçı, bir ekonomist. Sayın Naz merhaba, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, seste bir sorun var gibi. Yani sesteki sorunu bir düzeltelim. Ha Nesrin Hanım, geliyor mu sesim? Sizin sesiniz bana geliyor Fatih Bey. Ha şimdi sizin sesiniz de geldi. İyi, sevindim. Biraz önce Sağlık Bakanı konuştu. Yani dostlara korku, düşmanlara korku, dostlara güven telkin eder normalde siyasetçiler. Böyle bir genel terim vardı. Bu ne düşmana korku ne dosta güven telkin eden bir konuşmaydı. Günü anlattı. Bize yeni bir şey söylemedi aslında. Biraz zorlayarak çıkardık 3-4 başlık ama biraz önce söylediğim gibi yeni bir tablo yok. Yüz hatları çok iyi değildi. Gazeteci almadılar. Bir yılın hesabını verirken halka karşı çok sorumlu davranmadılar bence. Bu salgın nedeniyle canını yitiren insanlar var. Kendisi de bir doktor, Hipokrat yemini etmiş. O insanlarla ilgili bir iki güzel şey söyleyebilirdi. Sağlıkçılarla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Ama bize ne aşı konusunda, ne sorunun ne zaman biteceği konusunda, ne yeni gelecek aşılar konusunda, ne de tedavi konusunda yeni bir şey söylemedi. Neden Sayın Nas? Bu bir siyaset mi? Evet, bu bir siyaset. Fatih Bey, bu bir siyaset. Yani verileri biraz önce ilk bağlandığımda Sayın Milletvekilim de bunu söyledi. Türkiye'de verilerle çok ciddi bir problem.
problemini olduğunu, evet, uzun süreden beri Türkiye'de hem ekonomiyle ilgili veriler, hem sağlıkla ilgili veriler, bütün veriler okunamaz halde, bütün veriler ilgili, bütün veriler karartılmış durumda. Bu aslında bizim bir şeyleri izlememizi, bunun hesabını sormamızı engellemek için yapılan bir karartma. Bu sağlıkta da böyle. İşte uzun bir çaba sonucunda ancak biz işte gerçek, daha gerçeğe yakın olan ölüm ve vaka sayılarına ulaşabildik. Ama bunun da halen gerçeğe ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz. Çünkü belediyelerin açıkladıkları ölüm rakamları çok farklı şeyler söylüyor. Biliyorsunuz bütün dünyada bu koronanın yeni mutasyonları var. Bu mutasyonlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Sonra bütün önlem yükümlülüğü halkın sırtına bırakılmış durumda. Yani maske, mesafe, temizlik sloganı her seferinde söyleniyor. Ama maske dediğiniz şeyi bu ülkenin neredeyse nüfusunun %50'si asgari ücretle yaşıyor. Maske dediğiniz günlük 1 lira. Bir maskenin sadece bir gün kullanıldığını düşündüğünüz zaman yani bir aylık bir kişinin maske maliyetinin ne kadar bütçeye ağır bir yük olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda bu iktidarın şöyle bir yaklaşımı var. Kuralları kendi dışındakiler için koyuyor. Sürekli bir istisna hali yaratıyor. Yani biliyorsunuz Nazi döneminin ünlü hukukçusu Carl Schmitt'in sözü vardır. Egemen kime denir dediğinde egemen istisna haline karar verendir demişti. Bizde de böyle. Yani istisna haline sürekli olarak bir istisna hali yaratılıyor. Bu istisna halinde biliyorsunuz işte AK Parti'nin kongreleri, ne toplamaları, lebalep kongreler diyerek bunlarla övünmesinin hiçbir şeyi yok, sakıncası yok. Bu o zaman korona tatile çıkıyor galiba. Ama sokakta evsiz kalan birine maske takmadığı için ya da gece işte sokağa çıkma yasağı da uymadığı için 3000 lira kadar ceza kesilebiliyor. Ya da başka bir işte derneğin genel kurulu yapılamıyor. Ya da bir başka bir partinin herhangi bir toplantısı yapılamıyor. Bütün bunlar yasak. Bırakın onları, apartman toplantılarının yapılması yasak. Şimdi durum bu Fatih Bey. Yani bir istisna hali var. Yönetim esası buna dayanıyor. Dikkat ederseniz bütün kurallar kendileri dışında olanlar için konuyor. Ve bu istisna hali iktidarın yaptıklarına ya da iktidarın söylediklerine itiraz eden herkes için önce fikren sonra da bedenen bir şekilde onu sistemin dışına atmaya kadar giden bir istisna hali tanımı bu. Maalesef geldiğimiz yer bu. Koronanın tabii ki ekonomi üzerindeki etkileri son derece ağır. Bu sadece Türkiye'yi değil ama Türkiye'de ekonomideki sıkışıklık, ekonomideki kriz aslında koronadan çok önce başlamıştı biliyorsunuz. İşte sürekli olarak gündemimizde olan Merkez Bankası'nın rezervlerinin büyük bir bölümü daha korona Türkiye'de bir salgın haline gelmeden çok önce tüketilmişti. Şimdi geldiğimiz yerde korona mevcut problemleri daha da ağırlaştırmış durumda. Bu arada işte biliyorsunuz esnafın hali perişan, işçilerin hali perişan. Şimdi kısa çalışma ödeneği de galiba uzatılmıyor. Bugün işte işsizlik fonunun da tamamen neredeyse sıfırı tükettiğini okuduk. İşte hem cari açık ekonomi daralıyor ama cari açık da büyüyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin artık üretimden bütünüyle koptuğunu gösteriyor ki çok temel şeyleri bile artık biz ithalat yoluyla elde ediyoruz. İşte Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye hemen hemen yok. Kapanıp gidenlerin firmaların sayısı galiba yabancı sermaye cinsinde 1000 küsur sermaye grubu Türkiye'yi terk
etmiş. Çünkü öngörülemez, okunamaz bir ülke var. Bu sadece sağlık meselesinde değil, biraz önce söyledim, ekonomide de öyle. Biz bütçe açıklarını da izleyemiyoruz. Ne kadar bütçe açığımız var, bunu izleyemiyoruz. Çünkü bütçe açıklarının önemli bir kısmı bütçe dışına çıkarılmış durumda, bütçe harcamalarının önemli bir kısmı. Kamu özel işletmeleri aracılığıyla bir takım harcamalar yapılıyor. Biz Türkiye'nin borçlarını da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü borçlanma da hazinenin dışına çıkarılmış durumda. Varlık fonu aracılığıyla artık borçlanmalar yapılıyor. Şimdi Türkiye her şeyin ötesinde öngörülemez bir ülke Fatih Bey. Şimdi siz öngöremediğiniz bir ülkenin hiçbir şekilde riskini alamazsınız. Sayın Nasuh, bir şey soracağım. Böyledir, yabancı yatırımcı için de. Tabii buyurun. Tabii demin bir şey söylediniz, önemliydi. Yani fikren ve bedenen dediniz. Bu arada bizim Levent Gültekin de biliyorsunuz gazeteci arkadaşımız saldırıya uğradı. Siz de bir kampanya başlattınız. Onunla ilgili bilgi verir misiniz? Evet. Onunla ilgili bir bilgi verebilir misiniz bize? Ne durumda? Kampanya niye başlattınız? Amacınız neydi? Ulaştınız mı o amacınıza? Evet, ulaştık amacımıza. Aslında şöyle, yani Levent Bey benim yakın arkadaşım. Birlikte çalışmaktan zaman zaman, tartışmaktan, her konuda aynı düşünmesek de çok gurur duyduğum, kendisinin de değerli görüşlerini dinlemekten oldukça hoşnut olduğum bir arkadaşım. Ve şimdi Levent'e yapılan saldırının aslında en kötü şeyi şu, kendisinin de hemen saldırının akabinde söylediği gibi bunun beklenen bir saldırı olması Fatih Bey. Ve bizim hepimizin bu saldırıyı bir şekilde bekliyor olmamız. Bu Levent de zaman zaman konuşmalarında Marquez'in Kırmızı Pazartesi adıyla Türkçe'ye çevrilen romanına referans vermeyi çok sever. Aynen Levent'in durumu da onun gibiydi. Yani biz her gün bu saldırının ayak seslerini hissediyorduk. Hatta ben arkadaşı olarak birkaç sefer çok uyardım onu. Aman lütfen dikkatli ol, sağına soluna bak, mümkün olduğunca evden çıkma diye. Çünkü sosyal medyada önce şey açıyorlar, kampanya açıyorlar. Sonra malum bir yer var biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı. Onun bir genel başkan yardımcısı. O bir şey atıyor, sosyal medyada bir tweet atıyor. O tweetten sonra işte çok da aradan zaman geçmiyor. Yani işte bazen 3 gün, bazen bir hafta ama mutlaka o yerini buluyor. Şimdi en kötü şey bu saldırıları teşvik edenlerin bunu saklama gereği dahi duymamaları. Yani bu hepimiz çok ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken yer bu. Yani bir şeyin önceden öngörülebilir olması, bu tür bir saldırının, bu saldırının bir şekilde yolunu açanların, doğrudan ya da dolaylı bu talimatı verenlerin de bunu saklama gereği duymaması ve evet, bu saldırıdan sonra da hiçbir şekilde çıkıp en ufacık bir şekilde hayır biz değil, nereden çıkarıyorsunuz falan dememeleri, böyle bir kınamada da bulunmamaları. Peki. Şimdi Sayın Nasuh, şunu söyleyeyim. Son sözünüz alayım çünkü zamanımız bitti. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Yani bugün Levent Gültekin'e, yarın bir başkasına, hep beraber karşı çıkmazsak bunun sonu gelmez maalesef. Peki. Ve bu bütün Türkiye'yi büyük bir felakete götürür. Peki Sayın Nasuh, çok teşekkür ederim katıldığınız için, güzel sohbetiniz için çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sayın Vekilim, size de çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Son bir cümle ifade etmeme müsaade edin. Sağlık çalışanlarına Covid döneminde bile şiddet uygulayan vandal anlayış, Türkiye'nin annelerine, genç kadınlarına şiddet uygulayan anlayışla, gazetecilere, köşe yazarlarına şiddet uygulayan anlayış aynı anlayış. Biz Covid-19 salgınıyla, virüsüyle nasıl baş etmek zorundaysak, vandallık virüsüyle de kadınların özellikle başına musallat olan, hekimlerin, aydınların başına, siyasetçilerin başına musallat olan, peki, vandallık virüsüyle de baş etmek zorundayız. Buna giden yol da güçlü sosyal devlet, aile destekleri sigortası başta olmak üzere hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devleti. Peki. Umarım
2021 hukuk devletinin, aile destekleri sigortası ve sosyal devletin daha güçlendiği bir dönemin müjdecisi olur hepimize. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan İrfan Derimci'de ana haber var. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.